Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e hoş geldiniz. Güzel bir pazartesi sabahından. 17 Haziran'ın ilk saatlerinden. Günaydın dileklerimizi sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere iletiyoruz. Bugün aynı zamanda Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bayramınız mübarek olsun diyelim bir kez daha dün olduğu gibi. İyi bayramlar dileklerini bir kez daha iletelim. Belki dün bayramlaşamadıklarımız vardır bugün ekran başında diye. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz efendim. Kurban ibadetini yerine getirebiliyor musunuz? Dün itibariyle bu konuyu biraz mesajlar üzerinden konuştuk. Bugün de konuşmaya devam edebiliriz. Ya da bu bayram tatilini fırsata çevirip tatil yapabiliyor musunuz? Yoksa bizi iş yerinizden ve evinizden mi izlemeye devam ediyorsunuz? Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi. Lütfen neredesiniz? Tatilde misiniz, değil misiniz? Kurban kesebiliyor musunuz, kesemiyor musunuz? Durumunuz nedir? Bizi mesajlarla güncelleyiniz, yalnız bırakmayınız. Biz de sizi güncelleyeceğiz. Bilgilerimizle, günün gündemin getirdikleriyle sizi güne hazırlayacağız. Habersiz bırakmayacağız. Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız burada kalmanız yeterli olacak. Önce Adana'ya gidiyoruz. Adana'da gece saatlerinde bir ahşap imalathanesinde alevler yükseldi sevgili izleyenler. Alevlerle mücadele Adana sıcağında oldukça zorluydu. Ahşap imalathanesinde yangın çıktı, alevler kısa sürede büyüdü. Görüntünün adresi Adana Yüreğir'de bir ahşap imalathanesi. Gece yarısı imalathanenin depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda istiflenen palet ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Fabrikada zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. 2 saat süren mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ekiplerin çalışmasının ardından belli olacak. Geçmiş olsun diyelim. Mala gelsin, cana gelmesin tabii ki. Önemli olan bu ama mal da canın yongası olduğu için o da önemli. Hele ki ekonominin içinde bulunduğu durumu düşünürsek sevgili izleyenler. Zor bu zamanda maddi kayıp yaşamak oldukça zor. Tabii ki biz asıl kayıpları nasıl yaşıyoruz? Can kaybı olarak ihmalden dolayı hazırlıksızlıktan yaşıyoruz genel olarak Türkiye vatandaşları olarak. Geçtiğimiz 6 Şubat'ta bunun en büyük ve en önemli örneğini maalesef tecrübe ettik. Deprem korkumuz zaten vardı. Bu gerçeğin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu zaten biliyorduk ama çok kötü yüzleştik. Hatta tam olarak yüzleşemedik. Bir sınavsa o sınavı geçemedik. Dün itibariyle Malatya'da akşam saatlerinde 4,4 büyüklüğünde yeni bir sarsıntıyla bu gerçek bize kendini yeniden hatırlattı. Bayram günü 4,4'lük depremle sarsıldı Malatya. Depremi hissedenler kendini sokağa attı. 6 Şubat depremlerinin vurduğu illerden biriydi Malatya. O depremlerin yaraları daha sarılmaya devam ederken dün bir kez daha deprem korkusu yaşadı. Saat 20.24'te merkez üssü Akçadağ ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,4 olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremi hissedenler kendini sokağa attı. Sarsıntının şokunu atlatmaya çalıştı. Malatya valisi yaşanan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Bu arada geçmiş olsun diyelim Malatya'ya da başlığımızı hatırlatalım. Dün itibariyle de çok tartışıldı. Birkaç gün önce Milli Eğitim Bakanımız Sayın Tekin bir açıklama yaptı. Özel okul fiyatları, özel okuldaki çalışan öğretmenlerin maaşı tuttukları nöbet, yürüttükleri eylem üzerinden yapılan diyalogda, yapılan röportajda kendisi dedi ki mantık olarak özel okullarda ticari işletme girdileri var, çıktıları var. Bunu buna göre planlamaları ve düzenlemeleri lazım dedi. Hatta tam olarak okumak gerekirse nihayetinde özel okul ticari işletme mantık olarak orada kendi girdileri ve çıktıları üzerinden hesap yapıyorlar. Tam cümle bu. O yüzden biz de biraz bu işin mantığını anlamaya çalışalım dedik. Varsa eğer Yusuf Tekin'in
sarf ettiği bu sözlerde bir mantık. Bunu anlayamadık ya biz hani. Çünkü özel okulsa hani önce ticari işletme diye bakmaz muhtemelen bir Milli Eğitim Bakanı diye düşünüyorum ben. Önce okul olarak bakar. Yani çocukların eğitim aldığı yer olarak bakar. Ticaridir. Evet, belki ikinci planda düşünülebilir ama asıl önemli olan, öncelikli olarak hesaba katılması gereken bir hesaptan bahsediliyorsa, o çocukların orada eğitim almak için var olduğu değil midir? Zaten eğitim neden kamusal değildir? Bu da en büyük soru. O yüzden mantık olarak başlığını attık. Lütfen mantık olarak başlığına siz de görüşlerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi, düşüncelerinizi yazın, gönderin. Bu konuyla alakalı olabilir, olmayabilir. Biraz mantık devreye girsin. Biraz kafayı çalıştıralım hep beraber bayramın ikinci gününün sabahında. Neler yapacaksınız bugün? Bayram ziyareti, büyüklere el öpme, yoksa hala kurban kesim işleri bitmedi mi? Biraz onunla ilgili işler devam ediyor olabilir. İşte kesme, doğrama, saklama, paketleme, ihtiyacı olanlara dağıtma. O da bir mesai biliyorsunuz. Son zamanlarda maalesef giderek unuttuğumuz bir mesai ama unutmamak lazım. Bugünlerde siz kurban kesebiliyorsanız kesemeyen pek çok insan olduğunu hatırlamak lazım. Hatta kesemeyen insan sayısının arttığını da çıplak gözle görmek mümkün biliyorsunuz. Artık o noktaya geldik. Hadi o zaman bayram mesaisiyle devam edelim. Türkiye'de Kurban Bayramı dört bir köşede coşkuyla kutlanıyor efendim. Gidebilen gitti, memleketine gidebilen gitti, tatile gidebilen gitti. Gidemeyenler oldukları yerde bir şekilde bayramı bayrama çevirmeye gayret ettiler. Bayram namazları kılındı. Bakalım bayramın yoğunluğu kameralara nasıl yansıdı? Allahu Ekber. Allah kabul etsin inşallah bu bayramda kılık namazımızı. Mutlu, sevinçli, kazasız, belasız bir bayram olsun. Tüm Türkiye'de bayram namazıyla başladı Kurban Bayramı. Camiler doldu, yer bulamayanlar hasırlar üzerinde kıldı namazını. 5'i 10 geçe ilk bayram namazının kılındığı en doğudaki il Iğdır'da da camiler tıklım tıklımdı. İnşallah daha güzel bayramlar yaşarız hep beraber. Hem Türk milleti hem İslam alemi olarak. Namazdan sonra sıra bayramlaşmadaydı. Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki asırlık gelenek bu yılda bozulmadı. Binlerce kişi sıraya girdi, zincir oluşturup bayramlaştı. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde de manzara aynıydı. Kurbanlıklar kesildi, bayram kahvaltısı yapıldı. Bayram coşkusuna tek gölge düşürense kazalar oldu. Baksana buradan girmiş vurmuş bak. Buradan betonu kaldırmış lan bu. Arabanın yarısı yok ya. Ne yaptınız be yavrum ya? Ne yaptınız burada ya? Öyle de vardır ya. Dün itibariyle erken saatlerde Ali Yerlikaya'nın açıkladığı kaza bilançosunu ekrana taşımıştık, sizlere göstermiştik. Dün itibariyle 852 kazanın yaşandığını, 51 kişinin öldüğünü söylemişti Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Bakın bu saatlerde, erken saatlerde yine Twitter üzerinden, X üzerinden bir paylaşım yaptı ve ikinci güne dair yeni bir bilanço paylaştı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri sürdürdüğünü, hassasiyetle çalıştığını söyleyen Sayın Bakan, 726 trafik kazası meydana geldi, 11 kişi maalesef hayatını kaybetti diyor. Yani sadece 24 saatlik 16 Haziran çerçevesinde 726 trafik kazası. Bunun üzerine dünkü 800 küsuru da ekleyeceksiniz. Yani bayramın ilk iki gününde 16 kişi hayatını kaybediyor, 2716 kişi yaralanıyor sevgili izleyenler ve maalesef kazalar sanki artarak, vefatlar sanki artarak devam edecekmiş gibi görünüyor. Her bayram tatilinde ki genellikle böyle 9 güne tamamlamaya gayret ediyor yönetenler, böyle bir bilanço açıklamak zorunda kalıyoruz. Biz görevimizi yaptığımız için, gereğini yapma gereği duyduğumuz için açıklıyoruz ama aslında açıklamak da istemiyoruz bakarsanız. O yüzden lütfen çok basit görünen kuralların hayat kurtaran kurallar olduğunu unutmayalım. Hani bu hatalı sollama ve emniyet kemeri başta olmak üzere.
Devam edelim. Bu süreçte, bu mevsimde, şu aylarda sık sık maalesef vermek zorunda kaldığımız bir diğer haber deseni. Çocuklarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Hava çok sıcak. Özellikle eğer imkan darlığı söz konusuysa çocuklar biraz kendi başlarına serinleme gayretine giriyorlar. Anne babayı dinlemeden kendi başlarına deniz kenarına gitmek, kendi başlarına sulama kanallarına atlamak gibi durumlar doğuyor. O yüzden lütfen bugünlerde boğulma vakalarıyla ilgili de biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini unutmayalım. Uyarma amacıyla yanlarına doğru giderken bir anda yardım çığlıklarını duyduk. Boğulduğunu anladık. Koşmaya başladık. Bu havada denize girmeyin diye uyarmaya gidiyorlardı. Sahildekilerin çığlıklarını duydular. Boğulma tehlikesi atlatan 5 kişilik aileden anne baba ve 2 çocuğu kurtarıldı ama 16 yaşındaki İbrahim denizde gözden kayboldu. Bir baktık 5 kişilik bir aile, 4'ünü kurtardık ama bir kişiden haber alamadık ve görmedik. Kolcu ailesi bayram tatili için Çorum'dan Akçakoca'ya gitmişti. Sabah saatlerinde Çayağazı plajından denize girdiler. Ancak hava rüzgarlıydı, deniz dalgalıydı. 5 kişilik aile denizde çırpınmaya ve sürüklenmeye başladı. Sahildekiler durumu fark edince çığlık çığlığa yardım istedi. Burak Buldu ve arkadaşı denize atlayıp ailenin yanına yüzdü. İki arkadaş anne baba ve 2 çocuğunu kıyıya çıkarmayı başardı ama ailenin büyük oğlu 16 yaşındaki İbrahim dalgalar arasında kayboldu. Çocuğu hala arıyoruz. Beklemedeyiz. İnsanları bu havada denize girmemesi konusunda da uyarıyoruz. Sahil güvenlik ekipleri İbrahim'i bulabilmek için havadan, karadan ve denizden çalışma başlattı. Konya'nın Güney Sınır ilçesinde ise 15 yaşındaki Heye iki arkadaşıyla Kızılöz Barajı'na yüzmeye gitti. Gölete girdikten bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de 15 yaşındaki Sakin Ege girdiği denizde akıntıya kapıldı. Sakine çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, tedaviye alındı. Sahil güvenlik ekipleri hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Samandağ'da plajları gezerek boğulmalara karşı vatandaşları uyardı. Lütfen çok dikkat edilsin. Bugün mantık olarak başlığını attık. Bu başlık altında mesajlarınız da Twitter ve X hesabımız X ve Instagram hesabımız üzerinden gelmeye başladı. Ezgi Gözeger hesaplarından bize yazıp gönderebiliyorsunuz efendim. Onu tekrar hatırlatalım. Bayramda tercihen evde olanlar ekran başında. Bu bayram meselesine tatil gözüyle bakılmasını anlayamıyorum diyor bir izleyicimiz gönderdiği mesajda. Fersan abi ekran başında, Fersan Kurt yine mesajsız bırakmamış bizi. Diyor ki burada Yağız ve Derin isminde iki tane yaramaz dünya tatlısı torunlar var. Çok yaramazlık yapıyorlar, bir şeyler söyler misiniz demiş. Daha çok yapın çocuklar. Daha çok yaramazlık yapın. Anneanne, dede, babaanne, dede evine gidip de yaramazlık yapmazsanız garip çünkü. Kusura bakmayınız sevgili izleyicimiz Fersan Bey. Devam edelim. Gazeteleri rica edeceğim Şeynaz Ersoy'dan. Şöyle bir gündemi tarayalım. Cumhuriyet, CHP kavgaya kapıyı kapattı diyor. Birazdan detayına bakacağız. Sözcü gazetesi harcayan harcayana derken biraz kamuda tasarrufa gönderme yapmış. Karar gazetesi Gazze'deki bayramın yaşanamamasından bahsetmiş. Biz de güncel bilgileriyle dünkü son hain saldırıyla bu detayı size aktaracağız. Pencere gazetesi konuşmadı notlardan okudu deyip geriye dönük bir manşet atıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan iade-i ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl davrandığıyla ilgili bir takım notlar düşülmüş manşete. Bir Gün gazetesi enkaz altında rant buldular derken depremzedenin bayramına dikkat çekmiş. Korkusuz kurban kesemedim, torunum verdiğim harçlıkla dalga geçti diyerek emekliye nasıl bayram olmadı onu aktarmış. Yeni Çağ gazetesi tarımda kaybedilen toprakları İstanbul ölçeğiyle açıklamış. Hürriyet gazetesi mahkemeden Belen kriteri diyerek bugün bir kadına cinayet meselesini yargıdaki bir takım gariplikleri manşete taşımış. Biz de size deniz kenarından, plajdan haber vereceğiz. Bir Gün gazetesini rica etsem sevgili yönetmenim. Bir Gün gazetesi diyor ki kıyıda, denizde özel işgal altında.
Yaz sezonu başladı, sıcaklar bastırdı. Ancak yurttaşların denize girebileceği alanlar neredeyse yok gibi. Kıyıların büyük bölümü özel işletmelerin işgali altında. Muğla Datça'da ücretsiz denize girilebilecek alanlar oldukça sınırlı. Bakalım el değiştiren belediyelerde, sayfiye yerlerinde, kasabalarda durum değişecek mi? Maalesef halk plajı bulup da orada gönlünce denize girmek her geçen yıl bu ülkede daha zor hale geliyor. Milyonlarca insan 9 günlük bayram tatilinde İstanbul'dan ayrıldı. Sokaklar, meydanlar bomboştu. Kalanların bir kısmı ise plajlara akın etti. İstanbulluların ilk tercihlerinden biri Menekşe plajıydı. Kimi denize girdi, kimisi de ağaç gölgesinde piknik yaptı. Burası biraz daha pikniğe müsait ya, hani aile olarak çoluk çocuk gelebiliyorsun. O yüzden cazip geliyor bana burası. Hem yakın, gidip gelmek Marmaray büyük bir avantaj. Havanın sıcak, ulaşımın kolay olması Menekşe plajında yoğunluğu artırdı. Büyükçekmece plajındaki kalabalık da havadan görüntülendi. Çok sakin, çok güzel, işte yürüyüşe çıktım. Genelde kalabalık oluyor yani. Bugün yani biraz daha sakin, işte bu güzel. Pazar sabahları İstanbul'un en kalabalık, en yoğun noktalarından biri Bebek Arnavutköy sahilidir. Kahvaltıya gelenler, yürüyüş yapanlar doldurur buraları. Bayramın ilk sabahında ise boş kaldı. İstanbul'un tadını İstanbul'da kalanlar çıkarttı. İstanbul tadını çıkarıyorum. Trafik bomboş, sahil çok güzel, yürüyüş yapıyorum. Normalde yaptığım yürüyüşten daha fazlasını yaptım. İstanbul'da kaldık, evet. Yani maddi imkansızlıklar diyelim. Biliyorsunuz ki otobüs paraları dağları taşları aşmış durumda. Yoksa memleketime gitmek isterdim. Yaz tatili yapmak isterdik tabii ki. Ama maddi durumlardan dolayı yapamıyoruz. Biz de akrabalara gidebiliyoruz ancak. Bayramda nüfusu 1 milyonu geçen Bodrum'da da tatilciler plajlara akın etti. Plajlarda adım atacak yer kalmadı. Gibi 9 günlük bir bayram tatili var. Onu değerlendiriyorum. Hem halk plajları hem de özel plajlar doldu taştı. Sıcaktan bunalanlar kendilerini ağaç gölgesine attı. İzmir, Çeşme'de de benzer görüntüler vardı. İstanbul'dan geldim dün. Yaklaşık 2 saattir buradayız. Çok eğleniyorum. Biz Antep'ten bayram için geldik buraya. Yakınlarımız burada. Teyzelerim, ablalarım burada, onlar için gelmiştik. Gerçekten çok güzel bir alana, Çeşme. Çok beğendik yani, deniz, her şey çok güzel. Rüzgar da dalga da tatilcileri durduramadı. Plaj doldu. Böyle küçük çocuklar röportaj veriyorlar ya, böyle sanki 40 yaşındaymış gibi. O kadar ilgiyle dinliyorum ki gerçekten gülümsetiyorlar. Çok da tatlılar, çok da akıllılar. Yeni neslin ne kadar akıllı geldiğinin farkındasınız değil mi? Sevgili izleyenler, bir röportaj veriyorlar, sanki zannedersiniz ki devlet dairesinde memur. Çok beğendik, evet, Ilıca plajı çok güzel, Çeşme güzelmiş, evet, hizmet iyi diye röportaj veriyorlar. Çok akıllılar. Müthiş bir nesil geliyor. Umarım bu müthiş neslin müthiş potansiyelini yönetenlerimiz değerlendirebilirler. Bu müthiş nesli umarım başka ülkelerin yaşıt nesilleriyle yarışabilecek güçte eğitebilirler. Şimdilik manzara öyle olacakmış gibi göstermiyor. Bakan Tekin mantık olarak ticarethanedir dedi ya özel okullara. Mantık ne söylüyorsa biz de onu söylüyoruz. Devam edelim o zaman. Kurban Bayramı adettendir. Acillerin durumuna bir bakmak gerekir. Acillerin durumu hiç iyi değildi. Plajlar nasıl yoğunduysa aciller de o ölçüde yoğundu aslına bakarsanız. Sağlık Bakanı bile bununla ilgili açıklama yaptı. Bir bilanço açıkladı. Kasaplar acemiliği kabul etmiyor olsa da yani kurbanı keseceğim derken elini kesmek ya kazadır ya da acemilik. Allah rızası için kurbanımızı da kestik. Yetmedi, kendimizi de kestik. Kelleyi alırken bıçak kaydı. Kurban ben oldum. Kurbanda hiçbir şey yok. Bu biraz acemilik değil de aksilik oldu. Hayırlısı olsun. Normal iyiyim biraz ama nazar değil. Nazar ya da aksilik olarak değerlendirildi. Acemi kasap sıfatını kimse kabul etmek istemedi ama Türkiye'nin hemen her yerinde hastanelerin acil servislerinde aynı manzara vardı. Topallayarak hastaneye girenler, yaralandığını göstermek istemeyenler ya da başına geleni gülümseyerek karşılayanlar, kabahati arkadaşını atanlar. Geçmiş olsun abi. Abi teşekkür ederim. Arkadaş elimi kesti ya. Ama sıkıntı yok. 5-6 dikişle kurtarırız herhalde. Kesti abi, kesti.
çok acıyor vallahi billahi. Her sene kesiyorum, milletle bir de dalga geçiyorduk yani. Ama biz de yaşayacakmışız. Hayvanın gazabına geldik. Kendisi kayınım olur. Enişte kayın, birbirinden de kayın derler. Bir baktı ki kolunu tuttu geldi. Kuan havaya fışkırıyor. Enişte kayın gibi akrabasının ya da arkadaşının yanında hastaneye koşan da vardı. Kasabın dikkatsizliğinin kurbanı olan da. Kasap yanlışlıkla beni kesti. Kurbanı yatırdı, tekbir getirirken, şuradan kes derken parmağımı tekbirlerle kesti. İneği yatırdık tosunu. İnekte hiçbir şey yok ama bizim atar damar kesildi. Yardım edecek misiniz kurbana daha? Edeceğim tabii, devam. Şah damarımız kesilse yine devam. Abi direkt cerrahi müdahaleye geç. Gündüz ileride solda. Acil servise belinde bıçağıyla, ayağında botuyla koştular. Kan kaybını engellemek için hız önemliydi. Elinden, kolundan, bacağından, hatta başından yaralananlar için. Kurbanın kesildiği alan biraz bayırda kalıyor. Oradan kurbanı yukarıya doğru taşırken oradaki evin köşesine çarptım. Tahta vardı. Öyle yarıldı yani. Durumu daha da ağır olanlar ambulans çağırdı. Sedye ile acile taşındı. Ambulanslar sıra sıra dizildi hastane önlerinde. Bana keserken boynuzunu vurdu dedim. İşi profesyonellere bırakın hocam. Ben 82'den beri kurban kesiyorum. İki kazağım 5 ton olacak inşallah. 8-10 dikiş var. Fazla bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Herkesin de kurban bayramını tebrik ediyor. Bana onu yazdığım bir şey yok yani. Herkesin başına gelebiliyor. Her bayram aynen. Aynı. Yani bu bana tekbir tüm Türkiye'nin şeyi kaderine yazık ki. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acemi kasapların ortaya çıkardığı bilançoyu açıkladı. Türkiye genelinde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı. Yaralı sayısında Ankara başı çekti. Ankara'da 1274, İstanbul'da 840, İzmir'de ise 416 kişi yaralanarak hastaneye başvurdu. Komşunun bahçesine misafir gelmiş, Reyhan Hanım yazmış, göndermiş, Reyhan Tekin Aslan. Çay içtiler, oturdular, bayramlaştılar. Eski günler geldi aklıma. Tatile değil bayramlaşmaya gidilirdi. Çocukluğumuzda öyle olurdu. Aklıma geldi, sizinle paylaşayım dedim diyor. Mantık olarak başlığına, mantık mı o da ne? Günümüzde yabancı olan bir duygu bu diyor. Yasal olarak adıma kayıtlı bir dairem var. Kiracı %25 artışla 3.125 lira ödüyor. Yani sadaka ödüyor. Bayramı kiracı yapıyor. Ev sahibi değil, dert sahibi olduk. Bu bayramın bir hikmeti varsa demiş, orada biraz beddua etmiş. Onu okumayalım. Biz vesilesi olmayalım sevgili izleyenler. Yani kiracının, ev sahibinin durumu da ortada. Hatta bununla ilgili bir gazete manşetimiz vardı ama önce şu kurbanlıkları yakalamaya çalışalım. Kuşkusuz ki biz ipini koparıp kaçan dananın tarafını tutarız. Buyursunlar. Hadi ya! Geçeyim, elleme lan, elleme lan! Havada asılı kalan, çatıya çıkan, denizde yüzen. Bir kurban bayramında daha kesimden kaçan kurbanlıklar kaydedildi Türkiye'nin dört bir tarafında. Havada, karada, denizde kaçan kurbanı yakalama mücadelesi vardı. Uçtu hayvan, evet, baş edemedik. Yine kaçtı, evet. Yine hayır değil, bir daha yakaladık. Yer Erzurum, Pasinler Ovası. Mücadele büyük. Herkes nefes nefese. İki büyükbaş kurbanlığı boynuzundan yakalamak isteyenler yerde buldu kendini. Kimileri de ağaçta. Hadi ya! Geçeyim! Peki yolda gelişi beni düşerdi önce. Vurdu, boynuzladı. Kolumu vurdu. İlerz ilerlettikten sonra bir küçük kardeşim, onu da aynı şekilde önüne kattı, sürdü vurarak. Elleme lan, elleme lan. Bir boğa da kesimden önce tutuldu, ahırın damına çıktı önce. Ardından da bitişikteki evin çatısına atladı. Konyalılar da dama çıkınca boğa aşağıya atladı. Bir süre yerden kalkmaya çabaladı. Ayağa kalkınca yine kaçtı. Çatıya çıkan bir başka kurbanlıksa daha talihsizdi. Adana'da damdan atlayan keçi boynuzlarından elektrik teline takılı kaldı. Kurbanlıkları çok gördük ana haber bültenlerinde ama kele asılı kalması gerçekten beni de şaşırttı.
Havada ve karadaki mücadele denizde de vardı. Zonguldak'ta kurbanlık boğa kayalıkları aşarak denize kaçtı. Dakikalarca suyun içinde ilerlemeye çalıştı. 20 metre gidebildi. Ekiplerin çabalarıyla denizden çıkarıldı. Kızgın bir diğer boğada soluğu mezarlıkta aldı. İstanbul Beyoğlu'nda çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayınca kabir ziyaretine gelenler anonsla mezarlık dışına alındı. Polis boğayı zapt etmeyi başaramayınca devreye belediye ekipleri girdi. Uyuşturucu iğnelere rağmen kaçmaya çalışan boğa bir süre sonra yere yığıldı, sahibine teslim edildi. Yine İstanbul'da bir boğa otoparka kaçtı. Adeta köşe kapmaca oynandı. Al köşeye kadar sıkıştırın. Gitti vallahi. Arnavutköy'de kesim alanından kaçmayı başaran dana da çok uzağa gidemedi çünkü çamura saplandı. Yakalama değil, kurtarma mücadelesi vardı. Saplandığı yerden çıkarılan dana kesimhaneye götürüldü. Tarafımızı belli etmiştik, tekrar etmeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Az evvel izleyicimiz Bayram Asıl %25 zam yaptığım kiracıma geldi, bana gelmedi diye yazıp göndermişti. O zaman hatırlatalım. Barınma sorunu derinleşebilir çünkü 1 Temmuz itibariyle %25 zam sınırı artık uygulanmayacak. Ha, uygulanıyor muydu diye sorabilirsiniz ama hadi gelin detayı okuyalım. Barınma sorunu derinleşirken kiracılar %25 zam sınırının 1 Temmuz'da kalkacak olmasından endişeli. Kiralardaki aşırı artışın ardından 2 yıl önce getirilen %25'lik zam sınırlaması 1 Temmuz'da bitiyor. Bakan Şimşek sürenin uzatılmayacağını açıklamıştı. Fiiliyatta uygulanmayan zam sınırlamasının kalkması yine de kiracıların endişeye sevk olmasına sebep olmuş. Bir araştırma, İPA'nın araştırmasına göre %49,2 ev sahibiyle sorun yaşadığını belirtiyormuş. Bakın izleyicimiz bizim göndermiş ev sahibi. Muhtemelen bir tane de evi var. O %25 zam sınırına uymuş ve maalesef bunun mağduru olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla büyük ölçüde uygulanmıyor olsa da uygulayan var. %25 zam sınırlaması kalktığında ne olacak halimiz diye kiracılar da kara kara düşünüyor. Hadi o zaman kutsal topraklara gidelim. 2 milyon Müslüman hacı oldu sevgili izleyenler. Bir kısmı güneş çarpmasından hayatını yitirdi. Ürdünlü 14 kişinin bu yüzden yaşamını yitirdiği bildirildi. Kayıplar var. 2 milyonun içerisinde maalesef vefatlardan da bahsetmek durumundayız. Ya Zatan, ya Zizum. Vakfeyi durdular, kurban kestiler, tıraş olup ihramdan çıktılar. 2 milyon Müslüman hacı oldu. En az 19 kişi ise hac ibadetini yerine getirirken hayatını kaybetti. Hacı adayları Arife günü vakfesini yaptıktan sonra Müzdelife'ye geçti. Burada vakfe duası edildikten sonra hacılar cemeratta şeytan taşladı. Bayramın birinci günü ise hacı adayları vekaletle kurbanlarını kesti. Saç tıraşı olarak ihramdan çıktı. Hacılar bayramın ikinci ve üçüncü günü Mekke'de haccın ziyaret tavafı ve sayını yapmaya devam edecek. Ürdünlü hacı adayları ise kutsal topraklarda hayatını kaybetti. En az 14 Ürdün vatandaşı sıcak çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 17 kişi ise kayıp. Yaşamını yitirenler ailelerinin isteklerine göre ya kutsal topraklarda defnedilecek ya da cenazeleri memleketlerine gönderilecek. Ürdün Dışişleri Bakanlığı ölen ve kaybolan kişilerin resmi hac heyetinin dışından olduğunu açıkladı. Ayrıca İran Kızılay'ı da 5 İranlı hacı adayının hayatını kaybettiğini duyurdu. Hacı adaylarının ölüm nedeni ise açıklanmadı. Hava sıcak ve sıcak çarpması güneş çarpması olarak bilinen bu durum evet hayati noktaya götürebiliyor. Eğer yaşarsanız bunu can kaybına kadar riskiniz artabiliyor. Güneşte ne kadar kaldığınızla alakalı olarak bu risk artıyor. Özellikle yaşlıları ve bebekleri güneşten daha çok korumak gerekiyor. Güneşlenmek güzel belki siz bilmiyorum belki tatil beldelerinden izliyorsunuz ama sıcak çarpması, güneş çarpması canınızı alabilir. Hele ki bebeklerinizi gözünüzden sakınmanız lazım ama işte bazen öyle olmuyor. (Gülüyor)
başka bir seçeneğimizin olduğunu düşünmeden biz camı kırarak çocukları aldık. Bu işin şakası yok. O gün o çocuklar çok şanslıydı. Bu müdahale iki bebeği yaşama bağladı. Ailesinin güneş altındaki araçta bırakıp gittiği 2 yaşındaki ikizler polisin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Çok hızlı bir şekilde ihbara gittik 2 ekip olarak. Araçtan iner inmez iki bebeğin olduğunu gördük. Bir tanesinin arka koltuğun önündeki paspas üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüm ben. Kayseri'de cadde üzerindeki araçlarına ikiz çocuklarını kilitledi anne KM ve baba SM. Sonra uzaklaştılar. Çok geçmeden çocuklar baygınlık geçirdi. Çevredekiler durumu polise ihbar etti. Polisler geldiğinde artık daha fazla zaman kalmamıştı ikiz bebekler için. Aracın camını kırdılar, bebekleri kurtardılar. Hiç tereddüt etmeden, düşünmeden aracın sol ön camını kırıp bebekleri araçtan çıkardım hemen. Güvenli bir alana götürdük. Serinlemeleri için ellerini, yüzlerini güzel bir şekilde yıkadık. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ikiz kardeşler. Sağlık durumları iyi. Aile hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor. 5 dakika bir işim vardı. Çocuk arabada uyuyordu. Hayır kardeşim. 5 dakikada işin olsa, 1 dakikada işin olsa çocuksuz arabadan çıkmayacaksın. Çocuk uyuyorsa çocuğu uyandıracaksın veyahut da kucağına alacaksın. Ya da uyanmasını bekleyeceksin. Yani ne kadar acil olabilir ki, çocuğunun gündüz uykusundan daha önemli değilse eğer, büyük bir aciliyet yoksa çocuğun uyanmasını bekleyeceksin arabada. Bölmeyeceksin, mışıl mışıl uyuyan bir bebeğin uykusu bölünür mü? Bölünmez. Ya bilmiyorum, ben olsam öyle yaparım. Ve bu olay Avrupa'da daha gelişmiş, insan hakları, çocuk hakları meselesiyle ilgili hassasiyeti yüksek bir ülkede yaşansaydı ne olurdu? Çocuklar şu anda tamamen devletin himayesine geçmişti biliyorsunuz. Bugüne kalmamıştı o iş yani. Devam edelim. Mantık olarak başlığını atmamıza vesile olan, bize ilham veren Sayın Yusuf Tekin'in sözleriyle ve kendisine yönelik, uygulamalarına yönelik, bakanlığına yönelik protestonun haberiyle devam edeceğiz. Ama önce Cumhuriyet Gazetesi'nden bir eğitim detayı okuyalım. Sonra o eyleme gideceğiz. Cumhuriyet Gazetesi parti okulu gibi diyor. Geçtiğimiz günlerde çok tartıştığımız bir okul vardı. O okulla ilgili atılmış bir manşet. Mezuniyet skandalıyla gündeme gelen lisede AKP, TÜGVA ve İHA etkinliği. Kıyafetleri uygun bulunmadığı gerekçesiyle kız öğrencileri mezuniyet törenine almayan Gebze'deki Alaaddin Kurt Anadolu Lisesi'nde yeni bir skandal ortaya çıktı. TÜGVA ve İHA'nın sokulduğu okulda öğrencilerin AKP mitingine götürüldüğü öğrenildi. Katılım karşılığında öğretmenlerin ek puan, öğretmenlere herhalde bu, ek puan sözü verildiği de aktarılmış sevgili izleyenler. Bunlar iddiadır. Bakın, bu bugün çok konuşulur. Bugün bu konuşulur, tartışılır. Pek çok gazetecinin radarına zaten çoktan girmiş, derinlemesine araştırılır. Devam edelim Sözcü Gazetesi'nden bir diğer detayla. İşte o pankart, o eylem. Özel okullarda çalışan öğretmenler Milli Eğitim Bakanı'na Mahmut Hocalı bir protestoyla seslendiler bu kez. Özel okul öğretmenleri taban maaş düzenlemesine uygun bulunmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Tekin'i protesto ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı önündeki üst geçide Hababam sınıfının Mahmut hocası Münir Özkul'un "tüccar değiliz" sözünün olduğu pankartı astı. Ama biliyorsunuz özel okullarla ilgili Bakan Tekin'in öncelikli tanımlaması ticarethane olmaları üzerinden. Halbuki asıl bakış açısının, hele söz konusu Milli Eğitim'den sorumlu bir bakansa, oranın önce ticarethane değil önce eğitim yuvası olduğu yönünde olmalıydı sevgili izleyenler. Ama öyle gerçekleşmedi. Bir de bakan fonlamaktan bahsetti. Bir özel okul öğretmenleri ne istiyor? Israrla oradalar çünkü, biliyorsunuz sesleri duyulmasa da. Bir ona kulak verelim. Sonra anlamaya çalışalım. Cuma günü karneleri dağıttık. Dağıttıktan sonra küçük bir toplantı yapıldı. İşten çıkarıldığımı öğrendim. Babacığım merhaba. İyi bayramlar. Bayramın birinci günü anne. Yanında olamadım, kusura bakma. Biz de istedik seninle birlikte olmayı ama haklı mücadelenizde savunmak zorundasınız. Mecbursunuz. Verdikleri parayla da yaşanmaz ki. Annelerinden, babalarından, sevdiklerinden uzakta, meclisin hemen yanında hakkını arıyor özel sektörde çalışan öğretmenler. Haklarını alabilmek için 22 gündür nöbetteler. Bayramda da sevdiklerine sarılamayıp öpemediler. Yanlarına gidemediler ama görüntülü bayramlaştılar.
ailelerinin mücadelelerine desteği vardı. Umarım hükümet yapmış olduğu bu hatadan döner. Taban maaş uygulamasını tekrar yeniden yürürlüğe koyarım. Bir bayram sabahı ailemden uzakta Ankara'dayım. Haziran ayında karneleri verdiğimiz gibi işsiz kaldığımız için bu bayramı güzel bir şekilde geçirebilecek maddi imkana sahip değil arkadaşlarımız. Okullar kapandı, onlar işsiz kaldı. Birçoğu okullar açılana kadar, yeni sözleşme yapılana kadar iş arayacak. Evlerini geçindirebilmek için. Asıl bayram haklarımızı alınca gelecek diyor özel sektör öğretmenleri. Özel okullar için ticari işletme diyen Tekin'i protesto etmek için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın karşısındaki üst geçide tüccar değiliz afişe astılar. Bizi patronlara terk edemezsiniz. Bizi onlarla baş başa bırakamazsınız. Biz sizin öğretmeniniziz. Biz bakanlığın öğretmeniyiz. Bakanlık bizi bu konuda korunması gereken kurum. Nihayetinde özel okul işletmeciliği bir ticari işletme mantık olarak kendi girdileri ve çıktıları üzerinden bir hesap yapıyorlar. Yusuf Tekin sanırım kendisini Ticaret Bakanı ile karıştırıyor. Kendisi bir Milli Eğitim Bakanı ve Milli Eğitim'e bağlı çalışan tüm öğretmenlerin hakkını savunmak onun asli görevi. Bakanın özel okullar birer ticarethane sözlerine tepkiler yükselirken Bakan Yusuf Tekin bu kez de öğretmenlere ödenen maaşlar için çok tartışılacak bir cümle kurdu. 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var. Yani sokakta gördüğünüz 80 kişiden bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maaşı ödenen öğretmen statüsünde. Bakın bu devasa bir rakam. Dünyanın hiçbir tarafında bu kadar büyük bir öğretmen kitlesi kamu tarafından fonlandırılmıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hatırlatmak isteriz. Öğretmenler kamu tarafından fonlanmıyor. Yaptıkları işin, verdikleri emeğin karşılığını alıyorlar. Üstelik yoksulluk sınırının çok çok altında bir ücret karşılığı çalışıyorlar. Hemen her açıklamasıyla gündem olan Bakan Tekin fonlama ifadesiyle de yine tepkileri üzerine çekti. Eğitimciler özür bekliyor. Bizi yok sayan bir eğitim sistemi gerçekten çökmeye mahkum bir sistemdir. Psikanalizin böyle babası olarak bakılan ünlü psikologlar, dünyanın tanıdığı, varlığını kabul ettiği psikologlar böyle kelime seçimlerini, dil sürçmelerini tesadüf bulmazlar. Yani kamuda çalışan öğretmenleri fonladığını düşünen bakan, hani emeklerinin karşılığını vermek yerine fonladığını düşünen bakan bu kelime seçimini tesadüfen yapmıyor derlerdi eğer. O psikologlar, o psikanalizciler yaşasalardı bugün. Ya da mesela bir özel okulu ticarethane mantığıyla görmenin aslında yine tesadüf olmadığını, kişinin bakış açısını, olaya hangi pencereden baktığını gösteren bir durum olduğunu söylerlerdi diye tahmin ediyorum sevgili izleyenler. Bizim eğer milli eğitime, bakın milli eğitime bakış açımız para üzerinden, ticaret üzerinden, fonlamak üzerinden olursa o zaman çocuklara olan faydamız büyük bir soru işareti. Zaten evrensel normlarını kaybetmiş bir eğitim sistemimiz var. Hele ki yeni müfredatımız evrensellikten fersah fersah uzaklaşmış durumda. Adım adım uzaklaşıyordu, bir anda en uç noktaya çekildi. Bakın yaz tatili başladı, çocuklar bugün evdeler. Belki bu anlamda bugün çok acil bir sorunmuş gibi görünmüyor olabilir gözünüze ama okullar açıldığı andan itibaren bir pilot bölge uygulaması da yapmaksızın bu müfredatı direkt yürürlüğe koyacaklar. Ve uygulamada büyük tartışmalar çıkacak. Bunun lütfen farkında olalım diyelim. Şimdi hızlıca reklama gidelim. Dönüşte yine tabii ki bol bol haber anlatacağız. Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Bayramın ikinci günü sabahından 16 Haziran'dan günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Tekrar edelim, ekran başına belki yeni geçmişsinizdir. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. İyi bir bayram geçiriyorsunuz diye umut ediyoruz. Evinizde, memleketinizde, sahilde, tatilde, yazlıkta fark etmez. Bayramınız bayram gibi geçsin efendim. Bir de bayramı bayram kılmak için büyükleri unutmamak lazım. Onlara belki ziyaret edemiyoruz ama bir alo demek önemli bugünlerde. Belki o görevleri yerine getiriyorsunuzdur. Belki ibadetinizi bugün kurban kesme görevini yerine getireceksinizdir. Bunları bize yazın, gönderin. Mantık olarak başlığını attık. X ve Instagram hesabımız Ezgi Gözeger'dir. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Gazetelere bakalım, Gazze'ye gidelim. Karar Gazetesi manşetten diyor ki Gazze'ye yine bayram gelmedi. Tüm dünya Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlarken Filistinliler bu bayramı da bomba enkazları altında karşıladı. Ateşkes sağlanmalı mesajları yayımlamanın ötesine geçemeyen dünya liderleri
kutsal günde bile İsrail'in elini tetikten çekemedi. 8 aydır aralıksız devam eden soykırımda 37 binden fazla sivil katledildi. Başkentlere seslenen Birleşmiş Milletler yetkilileri Gazze'de 50 bin çocuğun daha açlıktan ölebileceğine dair bir uyarıda bulundu. Dün aktarmıştık Arife günü saldırıların devam ettiğini. Bayramın birinci gününde de İsrail elini tetikten çekmedi ve Gazze'yi hedef aldı. Saldırılarda 6'sı çocuk, 15 Filistinli daha öldü. Kurban Bayramı'nın birinci günü olmasına rağmen. İsrail bayram günü de Gazze'ye bomba yağdırdı, katliamlarını sürdürdü. Yine mülteci kampını vurdu. 6'sı çocuk, 15 kişi bayramın birinci günü İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti. 8 aydır saldırı altındaki Gazze bayrama acı içinde girdi. Filistinliler bayram namazını moloz yığınları arasında kıldı. Gazze Kurban Bayramı'nı zor şartlar altında karşıladı. Bombardıman nedeniyle bölgedeki camilerin tamamına yakını yıkıldı. Binlerce Filistinli bayram namazı için enkazların arasında toplandı. Bayramın birinci günü de İsrail katliamlarına devam etti. Gazze'deki El Bureiş mülteci kampı bir kez daha bombaların hedefi oldu. Sadece o kampta değil, İsrail ordusunun hedefinde sivillerin yaşadığı evler de vardı. İsrail'in dünkü saldırısında 6'sı çocuk, 15 kişi hayatını kaybetti. Şimdi ise sırada yangınlar var. Yurdun dört bir tarafından ekili arazilerde, tarlalarda, zeytinliklerde ve orman alanlarında çıkan yangınların haberleri geldi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Denizli'de çıkan orman yangınına nasıl müdahale edildiğini, o zorlu mücadelenin nasıl gerçekleştiğini ekrana taşımıştık. İzmir'den de orman yangını haberi geldi. İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangınına müdahaleye gitmiş bir arazöz dönüş yolunda kaza geçirdi. Maalesef bir işçi hayatını kaybetti. Sakin, rahat ol. Var mı? Evimiz sakin. Aslan parçam sakin. Sakin. Buradayız. Boşalt, boşalt, bana boşalt. Gördüğünüz gibi gergin. Herkes gergin. Ortam gergin. Tabii evler, insanların evleri şu anda yangın altında. Önce Denizli'de, ardından İzmir'de çıkan yangına müdahale etti. Canı pahasına alevlerle mücadele etti. Arazöz operatörü dönüş yolunda kazada can verdi. Yangını etkisiz hale getirdikten sonra da tekrar görev yerine dönen Serkan Topkaya kardeşimiz şehit oldu. İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda cumartesi günü yangın çıktı. Denizli'deki orman yangınına müdahale eden arazöz operatörü Serkan Topkaya haberi alınca İzmir'e geçti. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Bakın ben gazeteciyim. Alevler ormana ve Yakacık köyüne doğru ilerliyordu. Köyde panik başladı. Ekipler köylüleri güçlükle sakinleştirdi. Ama neyse ki korkulan olmadı. Arazöz operatörü Serkan Topkaya, ekibin geri kalanıyla birlikte yangını söndürmeyi başardı. Görev yeri Kemalpaşa'ya dönerken arazözün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Gördüğünüz gibi gergin. Orman şehidi Topkaya için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Bugün Kemalpaşa'da toprağa verilecek. Topkaya 140. orman şehidi oldu. Acı haberin sonrasında yurdun birçok noktasında daha orman yangınları çıktı. Abi baksana şimdi. Belki 50 metre alev var ya. Bu nasıl bir şey? Aydın Çin'de makilik ve zeytinlik alan alevlere teslim oldu. Söke'de makilik alan yandı. Allah'ın kitabını seversen bu nedir ya? İzmir Seferihisar'da Çiçek Adası'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Mardin'in 3 ilçesi de örtü yangınlarıyla mücadele etti. Söndür, söndür, hadi, hadi, hadi! Hadi Allahu Ekber! Edirne, Adana ve Diyarbakır'da da ekili alanlar küle döndü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tarlalar, ekili araziler, örtü yangınları, alevlere teslim olan emek, alevlere teslim olan ormanlar ve o mücadele için orada bulunan bir kişinin şehit olması, orman şehidi. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir nevi memleketim diyebilirim orası için sevgili izleyenler çünkü. Üzüldük. Hep beraber üzülüyoruz.
yurdun ne tarafında çıkarsa çıksın orman yangını aslına bakarsanız. Az evvel mantık olarak başlığını neden seçtiğimizi anlatırken, haberi aktarırken ticaret meselesinden bahsetmiştik. Ticaret Bakanı'ndan değil ha, Milli Eğitim Bakanı'ndan bahsederken ticaret konusu geçmişti. Bilmem izlediniz mi, hatırlıyor musunuz? Hani öğretmenleri, kamuda çalışan öğretmenleri fonlamakla övünen Milli Eğitim Bakanı, özel okullardan bahsederken onların ticarethane olmasını önceleyen Milli Eğitim Bakanı ile ilgili yaşasaydı psikanalizin babaları ne derdi diye. Bir izleyicimiz Talip Sami, evet psikanalist çalışan bir psikolog olarak söylüyorum. Türk siyasetinde ve bürokrasisinde dil sürçmesi değil, parafraks yani Freud sürçmesi vardır. Önce toprak, sonra insan satılmaya başlandığı için eğitimi de ticari yaptılar mantık olarak diyor. Evet, biz o mantığın nasıl bir mantık olduğunu anladık zaten biraz diyelim. Hadi siyasetle devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'ni rica edeceğim. Savaş Yıldız şu anda yönetmen koltuğunda. CHP kavgaya kapıyı kapattı manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet. Genel Başkan Özgür Özel'den Cumhur İttifakı'na net mesaj. Siyasette normalleşme adımları yerini gerginliğe bıraktı. Son olarak CHP'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazmedemeyenler oldu çıkışına CHP lideri Özgür Özel yanıt verdi. Özel, biz o sözü hiç üzerimize alınmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın ortakları iletişimi bizim üzerimizden kurmasınlar dedi. Özgür Özel, gündemlerinin ekonomik kriz olduğunu ve mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli de dün, Cumhur İttifakı devam edecektir, çatlak olmayacak açıklaması yaptı. Üç lider telefon aracılığıyla bayramlaştı. Erdoğan ve Özel birbirlerinin babalar gününü de kutladı deniyor. Bir de dün kameralara yansıyan bir Hamas tartışması vardı. Bakın onun da detayını aktarmış. Hamas'la ilgili görüşlerinden dolayı Manisa'da zannedersem kabir ziyaretinin, yani cami çıkışında bir kişi Özgür Özel'in önünü kesiyor ve Hamas'ı terör örgütü olarak suçlaması ile ilgili Özgür Özel'e eleştirisini yöneltiyor. CHP Genel Başkanı da bununla ilgili cevap veriyor kendisine. İspanya'yı, Filistin'i tanıdıysa eğer, yani İspanya, Filistin, Gazze'yi tanıdıysa eğer bu benim mektubumla oldu diye bir hatırlatmada bulunuyor. Bu da dün sosyal medyada adeta viral şekilde dolaştı. Pencere Gazetesi'nin gelmesini rica edelim. Konuşamadım. Pencere Gazetesi'nde de bir detay. İmamoğlu'nun harçlık detayı sevgili izleyenler. Bayramı Bodrum'da geçiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Hacılar Köyü'nde yaşayan 92 yaşındaki Sevim teyzeyi ziyaret etti. Elini öptü. Sevim teyze ile sohbet etti. Bu bayram annemi göremeyecektim, bir anne buldum dedi. Bayram harçlığını da aldı. 100 liralık bir bayram harçlığı. Hadi gelin siyasilerin cami çıkışındaki sözlerine, cevaplarına ve bayram trafiğine bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş ki herhalde iade-i ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Hiç üzerimize almıyoruz çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretimizi hazmedemediler açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Erdoğan, Özel görüşmesinden sonra Bahçeli'nin AK Parti CHP ittifakı kursunlar sözlerine suç ortağını bize itmesin demişti Özel. Erdoğan'ın Bahçeli'ye destek çıkarken kurduğu görüşmeyi hazmedemediler çıkışı tartışmayı büyüttü. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Efendim siz ittifak ortağı olun, biz yokuz, ihtiyaç olursa buradayız diyor. Öbürü de dönüyor, bu ziyareti hazmedemeyenler var diyor. Bizim üzerimizden konuşmasınlar, birbirleriyle konuşsunlar. Hükümet çatlayacak gibi milletin karamsarlığa iten, geçim darlığından bahsediyorlar, hayat pahalılığından bahsediyorlar. Fakat toplumda hayatı zehirlemekten bir türlü vazgeçemiyorlar.
Onların birlikteliğine laf eden yok ama bu birliktelik açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada. Ben bu sorunları çözmenin derdindeyim. Bizim bu ziyaretleri yapmamızın altında yatan gerçek de CHP ile bir anayasa yapma başlığı altında buluşabilir miyiz arayışıydı. Mevcut anayasaya bu kadar ihlal ediliyorken yeni anayasa tartışmaları manasız geliyor vatandaşa da. Eğer böyle olursa susamayız. Normalleşme bu değil. Bayramın ilk gününde siyasette normalleşme polemiği yaşandı. Seçim sonrası kurulan diyalog, karşılıklı temaslar yerini gerilime bıraktı. Erdoğan ve Bahçeli telefonla bayramlaşırken Özgür Özel de Erdoğan ve Bahçeli'yi arayarak bayramlarını kutladı. Bahçeli'nin gündeminde erken seçim tartışmaları da vardı. Bahçeli 4 yıl seçim yok mesajı verdi. Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır. Bayram sabahı liderlerin mesajları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayram ziyaretleri, elini öpüp bayramını kutladığı 92 yaşındaki Sevimli'ne İmamoğlu'na bayram harçlığı vermekte ısrarcı oldu. 1 lira koydum. Tamam. 100 lira mı koydum? Tamam. Evet. Bayramda annemi göremeyecektim. Bir anne de burada yakaladık. Devam edelim sevgili izleyenler. Kurban pazarlarına doğru şöyle bir gideceğiz. Dün sabah saatlerinde Ali Onur Tosun kurban pazarındaydı Bahçeli Evler'de. Ezgi bugün Arife gününe göre daha kalabalık demişti. Sonrasında orada bir haber hazırladı. Hatırlayacaksınız dün sabah canlı yayında da bir kurban pazarlığını arayı bulmak suretiyle bize izletti Ali Onur Tosun. Hadi gelin bayramın birinci gününde arkadaşımızın kurban pazarındaki izlenimi neymiş ona bakalım. Son fırsat, son koçlar gel. Afyon Kars koçları burada. 15-20 tane kaldı. Kaç hayvanla gelmişsiniz? 80 tane getirdim. Geçen sene daha iyiydi buna rağmen. Bu sene berbat. Fiyatlar yükseldi. Alım gücü azaldı. Hayvan mesela şu an ucuz gidiyor. Bayağı ucuz gidiyor. 220 binlik hayvanı 160 bine düşürdük. 60 bin lira düşürdük. Kurban pazarında bayram indirimi vardı. Büyükbaşlarda fiyatlar %30 oranında düştü. Memleketine elindeki kurbanlıkları bitirip dönmek istiyor besici. Çünkü hayvanları geri götürmenin masrafı yüksek. Geri götürsen zarar mı? Daha zarar. Yol parası var, evre zıvırı var. Şu an satmak daha mantıklı. Yarın da buradayız. Bittiği zaman çıkar gideriz. Çok indirim yaptılar. Yani ilk günkü fiyattan %50 indirimde şu anda. Dün yoktu ama ellerinde kaldı hepsi, bütün ürünler. Bayramın ilk günü kurban pazarında hiç olmadığı kadar hareketli bir gün yaşanıyor. Özellikle büyükbaşlarda indirim oranı çok yüksek. Yaklaşık 50 bin lira, 60 bin lira indirim yapılan kurbanlıklar var. Fiyatlar yüksek yani. Büyükbaşlardan alan çok kalmış. Neden yani? Alım gücü insanların kalmadı. Bugün asgari üretten çalışan adam bir kurban kesemez. Yani bu şartlar altında. İstanbul Bahçeli Evler'de pazarın kurulduğu gün 150 ile 250 bin lira arasındaydı büyükbaş kurbanlıkların fiyatları. Arife günü bile indirim oranını düşük tutmuştu satıcılar. Bayramın ilk gününde ise 250 bin liralık kurbanlıklar 200 bin liranın altına düştü. 100 bin liraya bile büyükbaş kurbanlık satıldı. Alıcıya göre pahalı, satıcıya göre ucuz. Herkes şikayetçi. İndirim bugün yapmışlardı ama biz aldık maalesef. Biz bilseydik biz de bugünü beklerdik. Kurbanlıklardaki indirim kalabalığı da arttırdı. Alışverişi bayrama bırakanlar çok daha hesaplı aldı kurbanlığını. 5 liraya aldınız. 215. Bugün mü aldınız? Yok, bir iki hafta oluyor. Hadi bu kadar erken aldık. Kazıklandık. Bayağı bir düşmüş. Bizim aldığımız bayramdan önce alanlar 160-170 alan oldu. Biz 105'e bitirdik yani çok şükür. 45-50 lira yakın bir indirmişler yani. Bazı illerse Kurban Bayramı'nın birinci günü otopazarlarını andıran görüntülere sahne oldu. Bu görüntü Bursa'da çekildi. Çok sıkışık bayram ağzı. 4-5 saattir buradaydı. Hayvan pazarlarının önünde binlerce araç birikti. Vatandaşlar araçlarıyla kesimhanelere akın etti. Kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi. Kurban kesmeye gidenler saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Çok bir trafik yok İstanbul'dan fazla. Hemen naklen aktaralım. Canlı canlı sevgili izleyenler, bir bayramlaşma gerçekleşiyor. Hem AK Parti CHP'yi hem de CHP AK Parti'yi ziyaret etti. Şu an ekranınıza taşınan görüntülerde Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilerinin AK Parti'yi ziyaretini, bayram ziyaretini izliyorsunuz. Duyma şansımız var mı? Evet, şu an galiba. Ama biz AK Parti iktidarı olarak, Cumhur İttifakı olarak bizim kadrolarımız nasıl 2002 Türkiye'sini biz nasıl bir tabloyla devralıp nereden nereye getirdiysek, Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca ifade ediyor her söyleminde, her mecrada, biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
bu noktada vatandaşımızın şartlarının gelişmesi noktasında devlet bütün imkanlarını kullandı. Bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Vatandaşımızın o refah seviyesinin düşmemesi noktasında bu süreçte de inşallah ekonomik anlamda olumlu veriler gelmeye başladı. Uyguladığımız ekonomik politikanın vatandaşımıza da böyle söyledi sevgili izleyenler. Ekonomik anlamda olumlu veriler gelmeye başladı. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Bakın bir ziyaret gerçekleşiyor. AK Parti tarafı temsilen o ziyarette AK Parti'yi temsil eden siyasi hanımefendi diyor ki biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Vatandaşın refah seviyesini düşürmeyeceğiz. Olumlu veriler gelmeye başladı diyor. Aslında başka cümlelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün itibariyle verdiği bayram mesajındaki cümleleri dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok umutlu konuştu. Enflasyona dair, ekonomiye dair bir mücadele veriyoruz dedi. Bir mücadelede başarılıyız. Sene sonuna kadar daha da güzel olacak dedi. Yani mealen söylüyorum aslına bakarsanız. Ama tabii ki gerçekleşen durum tam olarak öyle mi değil mi size sormak lazım. Bence değil. Bu ülkenin sıradan sade bir vatandaşı olarak, sabit gelirli bir vatandaşı olarak her geçen gün alım gücünün düştüğünü, her geçen gün paranın gücünü yitirdiğini bizzat tecrübe ediyoruz. Hep beraber tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla görünen köy de pek kılavuz istemiyor. Buna cevaben Özgür Özel de dedi ki asgari ücrete zam yaklaşıyor. Yani Temmuz yaklaşıyor. Zam gerekliliği yaklaşıyor. Asgari ücrete zam yapmayan iktidar ben iktidarım demesin dedi. Bakalım açlık sınırının da altında kalan dün itibariyle açıklandığını aktarmıştık. Asgari ücret Temmuz'da zamlanacak mı, zamlanmayacak mı? Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Asgari ücrete zam yapmayan iktidarım demesin, size bu yetki asgari ücretliyi ezmek için, emekliyi aç bırakmak için verilmedi. Temmuz ayında emekliye ve asgari ücrete zam verilmezse ben Ekim ayında erken seçim bekliyorum. Ben vatandaşlar çok istiyorum. Cumhurbaşkanı ekonomide yılın ikinci yarısı için olumlu sinyaller verdi ama yılın ilk yarısında enflasyona ezilenler için ışık yakmadı. Ara zam kapısı yine aralanmadı. 18.489 lira olan açlık sınırının 17 bin lira maaşla altında kalan asgari ücretli unutuldu. Erdoğan özel görüşmelerinden de umutlu haber çıkmadı. Umutlu olabileceğimiz bir işaret almadığımı ifade etmeliyim. Ve hatta asgari ücrete hiç zam yapılamayacağı izlenimini aldım ben. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ana muhalefet tepkisini ortaya koydu ama yılın ikinci yarısına yani Temmuz'a da iki hafta kaldı. Özel sektör diğer ücretler için ara zam kararlarını almaya başladı. Ancak çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretli. Yılbaşında 17.002 lira olarak belirlenen ücretle 5 çeyrek altın alabilen bir işçi alım gücünde bir çeyrek altını daha kaybetti. Aradan geçen sadece 6 ayda. Bu nedenle asgari ücretin yeniden tespiti için gözler hala iktidarda. Çalışıyor musunuz? Tabii ki. Peki bir ara zam beklentiniz var mı ya da kaldı mı? Vallahi zannetmiyorum. Neden? Yani beklentimiz yok. Ya bu şartlarda o zaman yapacaklarını zannetmiyorum ben. 17 bin lira alan adam kiramı verecek, şeyimi yapacak. Şimdi bak şuradan gereken bakıyorum. İskender diyor 240 lira diyor. Kaç kere yerim ben İskender'i? Peki ara zam hani enflasyona hepimiz yenildik. Ya böyle güzel bir... kardeşim ara zam mı? Ya sana seçimden önce veremeyen ara zam yapar mı? Akıl kârı mı? Beyaz yakalısından işçisine kadar bu milletin refahını yükselten bir iktidarız. Ben 53 yaşındayım, makine mühendisiyim. Ben 10 yıl önceye konuşmuyorum. Ben 2021'deki hayatımı yaşayamıyorum şu anda. Mutsuzum ben ya. Ben mutsuzum. Bu kadar basit. Bir kilo parça et alıyorsun, bir kilo kıyma alıyorsun, 1400 lira para veriyorsun. İyi bayramlar diyeyim. Öyle diyelim. Ya bir dokun bina aşit olduk hala. Bayram günü bile bir dokun bina aşit. Yılın ilk yarısı zamma eriyen işçi aynı şartlarda yıl sonunu görebilecek gibi değil. Bir nefes daha istiyor ara zamla. Muhalefet ise çağrısını yineledi. Bu yazın sıcak siyaset gündemi asgari ücret olacak. Eğer asgari ücrete zam yapmazlarsa her platformda mücadele ederiz. Meydanları doldururuz, en sert tepkiyi gösteririz. Geçtiğimiz günlerde bir benzeri yaşanmıştı. Bir okul müdürü
ek ders yolsuzluğu tespit edilince oğlum yapmış demişti. Şifrelerimi ele geçirmiş, oğlum yapmış. Borsada para kaybetti çok fazla demişti. Bu kez benzer bir örnek Mamak'tan geldi. Okul müdürüne yine benzer bir yolsuzluk üzerinden demek ki orada bir açık var. Soruşturma açıldı. Bu yolsuzluklar okullara kadar inmiş durumda. Ankara Mamak'ta bir ortaokul müdürünün yine öğretmenlerin ek dersini farklı kripto hesaplara yatırarak buradan haksız kazanç elde ettiği haberini okuduk. Bir okulda daha yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları. Bu kez Ankara'da bir okul müdürünün ek ders ücretlerini kripto paraya yatırdığı iddia ediliyor. İşte iddiaların odağındaki o ortaokul, öğretmenlerin ek ders ücretlerini zimmetine geçirip kripto paraya yatıran okul müdürü G'ye görevden alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Sadece bir okulda mı böyle bir olay oldu? Sadece bir okulda mı ek dersler kullanılarak kripto paraya yatırıldı? Ek dersine bakıyorum öğretmen arkadaşımın 5200 lira ama e-bodruda bakıyorum 17 bin lira bir ay. Şu an bu rakamın ben belki de 2011 KPSS skandalından sonra Türkiye'deki en büyük yolsuzluk operasyonu olabilir diye düşünüyorum. İlk kez Kocaeli'de bir devlet okulunda ortaya çıkmıştı. Milyon liralık ek ders yolsuzluğu. Bir öğretmenin dikkatiyle maaş bodrosuyla elektronik sistemde adına düzenlenen bodro arasındaki tutarsızlık fark edildi. 8 öğretmen üzerinden 4 yıl boyunca 4,5 milyon liralık vurgun yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bu kez de Ankara Mamak'ta Ticaret Odası Ortaokulu'nun okul müdürü G'ye iddiaya göre öğretmenlerin ek ders ücretlerini kripto paraya yatırdı, haksız gelir elde etti. Okul müdürleri bu yolsuzluğu yapma ücretini nereden buluyorlar? Çünkü ülkemizde ne yazık ki bir cezasızlık politikası var ve yıllardır yapılan bütün yolsuzluklar cezasız kalmış vaziyette. Bu okulun bütün yönleriyle araştırılması lazım. Kalem kalem dediklenmesi lazım. Başka iddialar da ortaya çıkabilir. İkinci soruşturmanın da derhal açılması, yapılması gerekmektedir. Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma sürüyor. Ama Eğitimsen Ankara Şubesi de ihaleler gibi tüm işlemler incelensin diye Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuracak. Denetim yok, tepkisi yükseliyor. Okullarda para giriş çıkışları, ihaleler ne yazık ki şeffaf yapılmıyor. Bir denetim mekanizması yok. Okullarda yaşanan yolsuzluk iddialarına eğitimciler tepkili. En yüksek tepkiyi zaten eğitimcilerin veriyor olması lazım. Çünkü aldıkları maaştan uğradıkları şiddete, müfredattan kendilerinin ne kadar etkisiz ve pasif hale getirilmesine kadar konuşuyoruz. Öğretmenlerin daha itibarlı tutulması gerektiğini, halk nezdinde itibarlarının yüksek olması gerektiğini, bakanlığın da yönetenlerin de böyle bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söylüyoruz hep. Öğretmenin itibarlı olması, öğretmenin refah seviyesinin yüksek olması çocuklarımıza fayda, geleceğimize fayda, ülkemize fayda, kalkınmamıza fayda dediğimiz için. Dolayısıyla öğretmenler kendi içlerindeki bu yolsuzluk olayına herkesten önce en yüksek tepkiyi gösteren olmalı ve buna imkan vermemeliler. Ahlaksız dışlanmalı. Aslında sadece öğretmenler içerisinde değil, ahlaksızlık yapanın toplumsal olarak da sistemsel olarak da dışlandığı bir ülke kalkınır, öyle değil mi? Devam edelim. Bayram geldi. Bayram geldi ama kime geldi? Herkese geldi mi? Mesela size geldi mi? Mesela emeklilere bayram geldi mi? Memleket neresi? Kırıkkaleliyim. Gitmediniz mi memlekete? Mezar ziyaretine bile gidemedim ya. Kırıkkaleliyim işte. Bir saatlik yol gidemedim. Bayram sorusuyla gözleri doldu, ağlamaya başladı 71 yaşındaki Rıza Erdek. Çünkü aldığı en düşük emekli maaşı 10 bin lirayla Ankara'dan sadece 80 kilometre uzaklıktaki memleketi Kırıkkale'ye gidip yakınlarını göremedi. Kabir ziyaretleri yapamadı. Maaş ne kadar? En düşük emekli maaş. Bayramın birinci günü ben de işte buraya nefes almak için geldim. Bugün bayramın birinci günü ama emekliler için diğer günlerden hiçbir farkı yok. Çünkü 10 bin lirayla geçinmeye çalışan emekli değil memleketine gitmek, ancak gelip Kızılay'da banklarda oturup vaktin geçmesini bekliyor. Dolmuş otobüs bedava da onun için çıktık, yoksa çıkamayacağız. Bizim aldığımız maaş yol parasına yetmez. 3 bin lira para yatırdılar işte, 3 bin lira evden Kızılay'a gelebildim ancak. Yaptığımızı görüyoruz işte. Emekliler ne yapar? Memleket nere? Amasya. Çocuklarla beraber gidecektik ama işte gidemedik, bir nasip olmadı. Ne kadar masraf çıkıyor gittiğinizde? Oo, onu hiç sorma. 10 bin lira maaş aldığımıza göre işte hesabı siz yapın. Bir de maaş da yatmadı yani. Bayram öncesi maaşların yatmasını bekliyordu emekliler. Ama iktidar emekli maaşlarını yatırmadı. Emeklilere sadece 3 bin liralık bayram ikramiyesi verildi.
emekli ne kurban kesebildi ne de memleketine gidebildi. 10 bin lira maaş alan emekliyiz. Bir yere gitmek mümkün değil zaten. Memleket neresi? Tunceli. Gideceğim, gidemiyorum. Bayramı bayram gibi yaşamadık diyor emekli. Maaşlar da yatmayınca sevdiklerinden, çocuklarından, torunlarından uzak kaldılar. Yozgatlıyım. 1000 lira diyelim yani gidişi gelişi suyu filan. Benim maaşım ne ki? Bir aylık maaşımı gözden çıkarsam kira, elektrik, su, telefon, fatura. Ben bunları ne yapayım? 3000 lira ikramiyeden yani kimse bir yere gidemiyor ki. Sizin memleket nereydi efendim? Rize, Rize. Annem babam mezar orada, gidemiyor. Emekli kaybettiklerinin mezarını ziyaret edip bir Fatiha dahi okuyacak ekonomiye sahip değil. Bu bile artık bir maliyet, bir masraf. Evden dışarı adımınızı attığınız anda zaten hemen taksimetre adeta çalışmaya başlıyor sevgili izleyenler. Çok da insafsız çalışıyor üstelik o taksimetre. Dolayısıyla emekli annesinin babasının mezarını ziyaret etmek için 1-2 saatlik yola dahi gidecek ekonomiye sahip olmadığı için üzgün. Hadi gelin bir başka saldırıyla devam edelim. Bir başka saldırının haberiyle devam edelim. Sözde alacak verecek meselesi ama olan saldırının gerçekleştiği binanın girişindeki anaokuluna oluyor. Hocam okulumuzun camını kırıyorlar da burada. İddiaya göre sebep alacak verecek meselesiydi. Komşusuna kızdı, pencereye tırmandı. Üst kata çıkmayı başaramayınca hırsını anaokulunun camlarından aldı. Yürü çekiyorum. Bu şahıs şu anda camı kırıyor. Anaokulu öğretmenlerine büyük korku yaşatan olayın adresi İstanbul Ümraniye'ydi. Perşembe günü öğle saatleriydi. İçeride çocuklar varken pencerelerinden gelen gürültüyle irkildi anaokulu öğretmenleri. Bir kişi cama tırmanmış, daha da yukarı çıkmaya çalışıyordu. Öfkeliydi. Bir yandan bağırıyor, diğer yandan da elindeki sopayla giriş kattaki anaokulunun pencere korkuluklarına vuruyordu. Çekiyorum. Bu şahıs şu anda camı kırıyor. O esnada anaokulunda bulunanlar korku ve panik içinde telefona sarılıp polisi aradı. Camları kıran saldırganın asıl hedefinin üst katlardan birinde oturan komşusu olduğu anlaşıldı. Sebebi de alacak verecek meselesiydi. Anaokulu yönetimi saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırgan hakkında işlem başlatıldı. Maalesef bir kadın temizlik yaptığı sırada bayram hazırlığı sırasında evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Bayram temizliği yapıyordu. Cam silerken dengesini kaybetti. 7. kattan düştü. 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Balkonda temizlik yaparken düştüğünü öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Ankara Yeni Mahalle'de Mesiha Kaya cam silerken bir anda dengesini kaybetti. Düşerken tutunmaya çalıştı ama başaramadı. Apartmanın bahçesine düştü. Saatlerce kimse fark etmedi düştüğünü. Mesiha Hanım'a ulaşılamıyormuş dedi. Oğlu geldi. Oğluna haber verdiler. Sabredemediler. Belki kalp krizi geçiriyor diye bir baltayla kandırtarak kapıyı kırdılar, içeri girdiler. Ailesi eve girdiğinde camın açık olduğunu gördü. Aşağı baktıklarında 58 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştılar. Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Görünmeyen ve karşılığı verilmeyen ev emeği ve bunun can almış olması. Devam edelim. Deprem bölgesine gideceğiz. Dün hem Babalar Günü'ydü hem de Kurban Bayramı'nın birinci günü. Sevdiklerini depremde yitirenler kabristanlara koştu. Efendim annem de anne kelimesine o kadar hasretti. Acımız çok büyük. Her bir bayramda eksiklik geçiyoruz. Deprem bölgesi bir bayramı daha buruk geçiriyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü Babalar Günü'ne denk gelince hüzün katlandı. Yakınlarını kaybedenler mezarlıklara akın etti. Çok zor. İşte her bayram, her iyi günlerde böyle geliyoruz. Kalbimiz buruk. Gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz.
6 Şubat depremlerinin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay'da deprem şehitleri mezarlığı doldu taştı. Acı ilk günkü gibi tazeydi. Mezarlara çiçekler bırakıldı, o çiçekler sulandı. Dualar edildi. Rabbim burada yatanlara rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Deprem felaketinde 8.387 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da da depremzedeler mezarlıklara koştu. Hüzün ve gözyaşı hakimdi. Onsuz geçen hiçbir bayram bayram olmadı bizim için artık. Sabahlar buradayız, akşamlar buradayız. İlk önce onun bayramını kutlamaya geldim. 1237 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya'da da yakınlarını kaybedenlerin ilk durağı şehir mezarlığı oldu. Babalar gününde evlatlar kaybettikleri babalarına, babalar da kaybettikleri evlatlarının mezarına koştu. 2015'te Temmuz ayında 30'unda şehit oldu Şırnak'ta. Evet. İki arkadaşla beraber şehit oldular. 8 senede işte onları acıyı çekti. Depremde yakınlarını kaybedenler de mezarlıktaydı. Gözyaşları dualara karıştı. Tek bir tane oğlum vardı. Depremden oldu ya. İlk depremden oldu. İlk depremden oldu. Diğerleri? Başka hepsi 3 torunum, oğlum, gelinim. Bunlar da 3 tane torun. Zor sevgili izleyenler. Dün itibariyle Babalar Günü'nde de bir sürü sürprizler yapıldı. Belediyeler, organizasyonlar düzenledi. Çalışanlarına Babalar Günü sürprizi yaptılar. Bir de Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kendilerine baba şefkatiyle yaklaşan Mehmet Ali babalarını unutmayan, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan çıkıp hayata tutunmuş beyefendilerin bir ziyareti vardı. Babalar Günü bir kez daha kutlu olsun diyelim ekran başındaki babalara. Risk değerlendirme ekibinin olması gibi. Sıradan bir mesai günüydü. Hiçbir şeyden haberleri yoktu. İş güvenliği eğitimine girdiklerini sanıyorlardı. Bir anda ekranda çocuklarını gördüler. Baba! 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 Babam en çok telefonda fazla vakit geçirmemize kızar. Düzce Belediyesi'nin Babalar Günü sürprizi izleyenleri ağlattı. Babacığım, sana bir şey söyleyeceğim diyorum. Sonra? Seni çok seviyorum, şaka yaptım diyorum. Baba bir daha yapmayacağım dedim, olur biter. Düzce Belediyesi sahada çalışan belediye personelini iş güvenliği eğitimine çağırdı. Ama işin aslı başkaydı. Babam balık tutmayı sever. Baban iyi balık tutabiliyor mu? Tutamıyor. Ben de babam gibi kepçeci olmak istiyorum. Kepçeci olunca nerede çalışmak istiyorsun? Belediye. Sana rakip geliyor baba. Eğitim gibi başlayan programda bir anda ekranda çocuklar belirdi. Belediye personelinin çocuklarıydı onlar. Çocuklar babalarına duydukları sevgiyi dile getirirken bazı küçük tatlı sırlar da ortaya döküldü. Babam benim için farklı ya. Annemden de farklı babam. Desinler yani annem babam mı diye. Direkt ben hiç düşünmeden baba derim. Çünkü düşünürsem anne diyeceğim. Arada sırada anlaşma yapıyoruz. Bana serum takarlarsa serum takma karşılığıyla köfte ekmek yiyorum. Evlatlarının anlattıklarıyla babalar hem güldü hem ağladı. Ama sadece o babalar değil, izleyenlerin de yüreğine dokundu o video. Sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Bayramda bazenleri kendine bir şey almıyor. Beni düşünmeyin siz alın diyor. Benim babamın kalbi çok güzel. Babam çok güzel biri baba bence. Herkesin yani böyle babası olsa dünya çok güzel olur. Babamı çok seviyorum. Anlatılmaz yani. Ve Konya, 9 kişi yetiştirme yurdunda kaldıkları dönemde kendilerini bir baba şefkatiyle koruyup seven emekli yurt müdürü Mehmet Ali Ünvan'ı evinde ziyaret etti. 9 arkadaş Mehmet Ali hocalarının 100. yaş gününü böyle kutladı. Bu vesileyle Babalar Günü'nü ve Kurban Bayramı'nı da. Bu çocuklar, gençler benim evlatlarım. Nasıl benim çocuğum, kızım benim evladımsa, canım gibi seviyorsam ben de yetiştirme yurdun çocuklarının hepsini canım gibi severim. Milli Savunma Bakanlığı ise Babalar Günü'ne özel bir video hazırladı. Videoda farklı birimlerden çok sayıda askeri personel görevine gitmeden önce uyuyan çocuklarının üzerine örtüyor, onları öpüyor ve evden ayrılırken not bırakıyor. Evlatların güvende olması için görevde olan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Filenin sultanlarına nazar değdi. Uva Plase, Ana Cristina Roberta, Rosa Maria, blok sayısı. Blok sayısı Beyza'dan geliyor. Çin mağlubiyeti de son olmadı. Filenin sultanları Brezilya karşısında da kaybetti. Birinciliği Brezilya'ya kaptırdı. Cristina, Macris.
Kaysa vurdu ve set bitti. 25-14 aynı ilk setin skoruyla ikinci seti de alıyor Brezilya bu kez. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftası 4. maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Çin maçında yorgun düşen millilerimiz Brezilya karşısında da istediği oyunu sahaya koyamadı. Ve Ebrar. Ebrar Karakurt. Ebrar'ın 4. sayısı oldu bu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 3 set sonunda sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Finaller için geçerli olimpiyat finalleri. Nefis bir ace Derya'dan. Nefis bir servis. Filenin Sultanları Çin mağlubiyetinin ardından bir kez daha kaybederek kadınlar voleybol dünya sıralamasında birinciliği Brezilya'ya kaptırdı. Brezilya ise turnuvada oynadığı 12 maçı da kazanmış oldu. Şimdi smaç, Makris'in pası Gabi. Üçüncü sayıyı alıyor, seti bitiriyor. Öte yandan dün filenin sultanlarının çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Millilerimiz çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Çeyrek final mücadeleleri 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Eda Erdem. Nefis bir servis ve ace. Eda Erdem'in ilk ace'i, 7 ace'i var Eda'nın. Emeklerinize sağlık kızlar. Biz sizden razıyız. Biliyoruz ki var gücünüzle çalışıp bütün mücadelenizi veriyorsunuz. Kanınızın son damlasına kadar, terinizin son damlasına kadar mücadele ettiğinizi biliyoruz. Şimdi bizim veda etme vaktimiz geldi. Bilmem fark ettiniz mi? Biraz süremiz kısaldı. Yaz tarifesine geçtik efendim. Yaz tarifesi biraz daha böyle özet niteliğinde olacak sabah haberleri. Ama yine her zaman olduğu gibi her sabah kesintisiz burada isimler değişebilir, kişiler değişebilir. Bir sabah haberi bulma şansına sahip olacaksınız. Gündemi takip etmeye devam edeceksiniz. Bir mani, bir keder yaşanmazsa yarın sabah yine görüşeceğiz diyelim. O zamana kadar yine iyi bayramlar.